Gazze için ateşkes müzakereleri sürerken Türkiye Hamas'la yeni bir temas daha sağladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın son dönemde yurt dışı turları hız kazandı. Geçen hafta Irak'ta bir dizi temaslarda bulunan Kalın'ın son durağı Katar oldu. Belirleneceğini öngörüyor. Kalın başkent Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. Katar'a gitmeden önce 1 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen Kalın, Haniye ile Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre görüşmede esir takası, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları da masaya yatırıldı. Görüşmede ayrıca Filistin halkına insani ihtiyaçların ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde de durulduğu belirtildi. Toplantıda başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı. Daha önce Hamas lideri Haniye ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 7 Ekim Aksa tufanı sonrası birçok kez yüz yüze görüşme yapmıştı. Gazze için ateşkes müzakereleri sürerken Türkiye Hamas'la yeni bir temas daha sağladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın son dönemde yurt dışı turları hız kazandı. Geçen hafta Irak'ta bir dizi temaslarda bulunan Kalın'ın son durağı Katar oldu. Belirleneceğini öngörüyor. Kalın başkent Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. Katar'a gitmeden önce 1 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen Kalın, Haniye ile Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre görüşmede esir takası, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları da masaya yatırıldı. Görüşmede ayrıca Filistin halkına insani ihtiyaçların ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde de durulduğu belirtildi. Toplantıda başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı. Daha önce Hamas lideri Haniye ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 7 Ekim Aksa tufanı sonrası birçok kez yüz yüze görüşme yapmıştı.